Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün OSM videosuyla karşınızdayız. Bugün Manchester United Waldorf takımını konuk ediyor. Hemen maça geçiyoruz. Manchester United'ın evinde olan bir maç. Ve maçta 90 dakika başladı. Bu arada yeni güncelleme ile maç yerini de değiştirmişler. Daha güzel olmuş. Bu arada Serdar Dursun'un golü, Serdar Dursun'un şutu güzel denedi ama kaleci hayatının kurtarışını yapıyor. Dakika 3 penaltı. 3. dakikada penaltı kazanıyoruz. Jadon Sancho geliyor. Jadon Sancho ve top ağlara gitti. 3. dakikada penaltıdan golü buluyor Manchester United takımı. Waldorf karşılaşması devam ediyor. İlk dakikada attığımız golle 1-0 öndeyiz. Goenza harika bir şekilde topu kazandı. Giroud için şut şansı. Fransız oyuncumuz geliyor. Giroud'un şutu Giroud. 18. dakikada Giroud. Kaleyi yokladı ama kaleci harika işler çıkartıyor. Bu dakikalarda ve dakika 30. Vitinha ceza sahasına güzel bir orta açıyor. Giroud topa doğru yükseldi. Giroud'un kafa vuruşu Giroud. Kaleyi yine denedi ama yine kaleci hayatını kurtarışını yapıyor. Waldorf kalecisinden kritik pozisyonlardan güzel hamleler geldi. Fofana rakibini çalınıyor. Adem'i ile topu buluşturdu. Adem'i geliyor. Adem'in şutu. Adem'i. 37. dakikada kalemiz yokladı. Kalecimiz Luis Maximiano. Dakika 41 etkileyici korner. Etkileyici bir korner kullanılıyor. Giroud kafayla topa dokundu. Giroud. 41. dakikada güzel deneme ama top direğin hemen üstünden dışarı çıkıyor. Giroud yine aldı topu. Harika bir şekilde topu kazandı. Serdar Dursun için şut şansı. Serdar Dursun geliyor ama golü atamadı Serdar Dursun. Kaleci sadece topun dışarı çıkmasını seyrediyor. Kötü bir şut çekti ve maçın ilk yarı sonucu Manchester United 1, Waldorf 0. Waldorf karşılaşmasında buluyoruz. Ve Manchester United Waldorf karşılaşmasının ikinci yarısına geçiyoruz. İkinci yarı başladı. Vitinha sahayı terk etmek durumunda kaldı. Parmak kırmızısından dolayı maçtan çıkıyor. Fellain oyuna dahil oldu. Belçikalı orta saha oyuncumuz. Arda Güler müthiş bir oyun oynadı. Martinez gole doğru gidiyor. Martinez, Arjantinli Martinez 56. dakikada kalemiz yokladı. Ama kalecimiz kalesinde devleşiyor. Dakika 9. Garanovic kusursuz bir orta açtı. Serdar Dursun sadece topa dokunması lazım. Serdar geliyor ama bu pozisyondan yararlanamadı. Kaleci kalesine devleşiyor. Waldorf kalecisi bugün çok güzel kurtarışlara imza attı. Gosens çok kötü sakatlandı ve onun için hayal kırıklığı. Burun kırıldığı için o yerine Sosa'yı bıraktı. Gosens Milankovic tarafından mükemmel bir pas. Giroud kaleciyle karşı karşıya. Giroud geliyor. Giroud. 80. dakikada Giroud'un denemesi. Maçın başından bu yana kadar çok şut denedi ama golü atamadı Giroud. Ve artık galibiyete çok yakınız. Roger Ibanez ceza sahasına güzel bir orta açıyor. Giroud topa doğru yükseldi. Giroud geliyor. Giroud. Yine yararlanamadı. Güzel deneme ama topların hemen üstünden dışarı çıkıyor. 88. dakikada Jadon Sancho sarı kart dedi. İkinci kez kasti faul yaptığı için Osimhen oyuna girecek ve Çakiri maçtan çıktı. Ve Ceylan da sarı kart dedi maçında. Son düdüğü çaldı. Manchester United 90 dakikanın sonunda 3 puanı kendi evinde almayı başarıyor. Manchester United 1, Waldorf 0. İstatistiklere bakacak olursak biraz da istatistiklere bakalım. Tabii biz 4-3'ü çıktık. Hani defans bir taktikle çıkmadık. Kaleye 13 şutumuz oldu. Ama tabii yani Waldorf'un kalecisi her ne kadar burada kötü performans olarak hani gösterdi diye gösterilse de yine de bence çok iyi kurtarışlara imza attı. Ben anlamıyorum OSM'nin bazı böyle farklı değişik kendi kafasına göre yapılan istatistikleri var. Ve bunlardan bir tanesi de bu. Yani maçın başından bu yana kadar rakip takım 13 şut atmış. Ve bu kaleci birçok kurtarışı imza atmış. Yani 13 tanesinden. Yani belki de diyelim ki 4-5 tanesi dışarı gitti dersek 7-8 tane pozisyondan 6 tanesini çıkarmış. Yani bu kaleciye niye kötü performans verilir bilemiyorum.
bu kaleciye 7'lik bir performans vermesi lazım. Burada savunmaya az rank vermesi lazım. Mesela Hernandez veya Martinez bunların 6'lık oynaması lazım. Ben anlayamıyorum. Bazen o kadar öyle değişik maçlar oluyor ki, yani tek kale bile oynasanız maçı kazanamıyorsunuz. Öyle maçlar gördük çünkü. Yani bu arada şunu da söyleyeyim. Dün güncelleme videosu çektik. Ama ben tabi beta olduğum için betalara güncelleme önceden geliyor. Bazı arkadaşlarımıza güncelleme gelmemiş. Hani bilmiyorum, büyük ihtimalle onlara da en fazla maksimum 3-4 gün sonra o güncelleme gelir. Ben şu an güncelledim. Bende her şey güncel. Hani belki sizde yine aynıdır. Ama beta sürümü olduğum için betalarda biraz da erken güncelleme geliyor. Deneme sürümünde ben olduğum için. Ve Jadon Sancho da cezalı duruma düşmüş. Bu bence iyi oldu. Çünkü bir sonraki karşılaşmada West Ham'a karşı oynayacağız. Bu çok önemli. Ve bu karşılaşmada Foyt'u da oynatmayacağım. Çünkü kar sınırında olan bir oyuncum. Yani Edin Dzeko da, yani Edin Dzeko cezalı olsa bir sıkıntı olmaz. Ama Giroud, Serdar Dursun, bu oyuncuları oynatmayacağız. Artık bugün Matic, Cunha, Abraham ve Edin Dzeko üçlüyü oynatacağız. Tabii ki de Gavranović de formu düşük olduğu için oynayamayacak. Vitinha'yı da oynatmayı düşünmüyorum maçta. Büyük ihtimalle rakibe 5-3-2 ile çıkacağız. Yani Fellaini zaten ilk 11'de olacak. Dekle Nice de öyle. Ama bakalım rakibimize karşı kazanacak mıyız? Yani full yedek çıkacağız Liverpool'a mecburen. Çünkü Tottenham'ın menajeri yoktu. Tottenham'a menajer geldi ve kupada ilk 11 çıkmak durumuna kaldık. İlk 11 ile çıktık. Yani Liverpool maçında ne olur, yani ne biter bilemeyiz ama West Ham maçı da bizim için önemli. Kendi evimizde oyuncularımız formlarını yenilemesi lazım. West Ham maçından sonra bir fikstürümüz kolaylaşıyor. Brighton maçı var. 2 hafta üst üste evimizdeyiz. Bu bizim için sevindirici bir şey. Sonrasında Aston Villa. Aston Villa da iyi bir rakip. Ve Brentford. Yani aşağıdaki sıralamalarda yer alan bir takım. Kadromuz da iyi ve Wolves maçı da bizim için çok önemli. Çünkü Wolves'le aramızda 3 puan fark var. Sonrasında Burnley'in maçı, Chelsea. Zaten ligin bitiminde çok kalmıyor ama şu bölüm gerçekten çok zorlu. Wolves ve Burnley'in Chelsea maçı. Belki Burnley'e biraz daha yedek çıkabiliriz. Ve 41. haftada Everton maçı var. Sonrasında kupa finali maçımız Leicester City, Manchester United liginde son maçı olarak ligimiz böylelikle bitmiş olacak. Yani ligimizin şu an bitimine tam hani 32 hafta oynanmış. 42, 11 hafta var. 12 gün toplamda. Bir günde bekleme sayarsak 12 gün sonra ligimiz bitecek. Şu an oylamalara baktığımızda oylamalarda büyük ihtimalle Türkiye'nin önde olduğunu görüyoruz. Türkiye Ligi, yani Spor Toto Süper Lig açılsın diyenlerin sayısı daha fazla. Tabii ki Fransa'da fazla. Fransa'da %28 veya %30'larda. Yani belli olmaz. Belki Fransa bile çıkabilir. Çünkü belki eski takipçilerimiz bilir. Biz bir anket yapmıştık kışın. Yine bir Premier Lig anketiydi. Yani Premier Lig'de ankette vardı. Ve İtalya'da vardı. İtalya Premier Ligi olsun, Hollanda'ya olsun, Süper Ligi olsun çok büyük bir fark atmıştı. Ama daha sonrasında Premier Lig isteyenlerin sayısı fazlalaştı. Ve biz tam İtalya kurmaya hazırlanırken bir anda Premier Lig kurduk. Ve biliyorsunuz ki ben de kariyerini çektim. Çok iyi çekemedik. O zamanlar tabii ki de okul vardı. Tottenham kariyeri vardı. Tottenham'la bir kariyer çekmiştik. Ve ondan sonrasında zaten Premier Lig'e biraz ara vermiştik. Ve şunu da söylüyorum. Artık Premier Lig kurmayacağız. Yani liglerimiz, yani ne zaman Premier Lig kursak, liglerimizde bir menajer eksikliği oluyor. Menajerlerde bir azalma oluyor. Yani Premier Lig açıkçası bize yaramıyor desem yeridir.
Çünkü yani her seferinde zevksiz oldu Premier Lig'lerimiz. Sadece bir ilk sezon zevkli oldu ama sonlara doğru çok istifalar çoğaldığı için o zaman 13 tane menajer kalmıştı. Yine bu burada da toplam 19 menajer var ama bir tane arkadaşımız bak mesela oyuna girmiyor. Yani yine de güzel bir lig oldu ama West Ham zaten şampiyon oldu. O bir kesin. Ben bile burada şampiyon olsam yani bu lig yine zevksiz olacaktı. Ben sadece ben 4. sıradayım diye bunu demiyorum. Ligde ekstrem bir heyecan yok. Biz artık yani büyük ihtimalle liglerimiz İtalya olacak, Fransa olacak. Hollanda'yı hiç kurmadık, Belçika'yı hiç kurmadık. Yani bazı ligleri hiç kurmadık. Belki de o ligleri kuracağız. Onlar da çünkü önemli ligler. Hatta şey de önemli. Sport Toto Süper Lig tadında İsveç Ligi var. Aynı Sport Toto Süper Lig gibi. Yani o da olabilir. Rusya Ligi var. Ukrayna Ligi. Bunlar da aslında yani bilinen ama oynanmayan ligler aslında. Hepsi de hemen hemen Türk liglerinden iyi diyebiliriz. Oyuncumuz antrenmanı bitirmiş. Bakalım kimi antrenmana koyalım? Süley'i koyabiliriz ama Roger Ibanez bence gelişmeye devam etsin. Sambacılarımız gelişiyor. Evet, biz lig tablosunu verelim size. 68 puanla artık büyük ihtimalle West Ham United şampiyonluğa doğru gidiyor. Onun gerisinde 2. sırada 10 puan gerisinde 58 puanla Manchester City, 2. sırada Chelsea. Manchester United 3. ve 4. sıralarda yer alıyor 53 puanla. 5. sırada 50 puanla Wolves var. 6. sırada Arsenal 48 puan. 6. sırada Arsenal'da büyük bir düşüş var. Çünkü 3. sıraları görmüş bir takım. 2 maçtan beri mağlup oluyor. Büyük ihtimalle bana da mağlup oldu. Evet, bana da mağlup olmuştu 2-1. Ve Everton'un da bir yükselişi var burada. Aramızda da 6 puan fark var. Everton 47 puanla 7. sırada, Tottenham 45 puanla 8. sırada, Watford 44 puanla 9. sırada, Aston Villa 42 puanla 10. sırada, Leicester City 40 puanla 11. sırada, Liverpool 39 puanla 12. sırada, Norwich City 38 puanla 13. sırada, Burnley 36 puanla 14. sırada, Leeds United 29 puanla 15. sırada, Brentford 21 puanla 16. sırada, Newcastle United 21 puanla 17. sırada ve küme düşme hattında kalan takımlar Brighton Albion 15 puanla 18. sırada, Southampton 13 puanla 19. sırada, Crystal Palace 13 puanla 20. sırada ligin son sırasında yer alan takım oluyor. Gol krallığına baktığımızda Kanadalı oyuncu West Ham'ın oyuncusu Marshall Rutte dikkat çekiyor. Onun ardından Muriel tabii ki de var. Edin Dzeko her ne kadar yedek olsa da şu an hani süper yedek olarak onu gol kralı da yapabiliriz. Yani artık ilk 11'imizin oyuncusu değil. Onu açıkça söylemek gerekirse. Asistlerde de Jadon Sancho 5 asistle takımımızın en çok asist yapan oyuncusu ve Foyt'u da görüyoruz. Foyt iyi bir sağ bek. Yani bilmiyorum, belki de sezon sonu bir istatistik yapacağız. Diyeceğiz ki ligin en iyi kadrosu nasıldı? Bir 20 kişilik kadro hazırlayacağız. İşte yedekleriyle ilk 11 ile birlikte. Bence Foyt, yani bilmiyorum ilk 11'e girer mi ama 24 maçta 2 gol atıp 5 asist yapmak, yani 7 gole katkı vermek bir sağ bek oyuncusu için büyük bir başarı. 7.5'lik bir performansla göstermiş. Ve Fellaini görüyoruz. Burada da 3 gol 4 asist yapmış. Yani bir orta saha oyuncusu olmasına rağmen Foyt da hemen hemen aynı katkıyı vermiş. Zaten takımın gol yükünü yükleyen Edin Dzeko 10 golü var ve onun ardından Sancho'muz geliyor. 21 maçta 7 gol 5 asist oynamış Jadon Sancho ve en güçlülere baktığımızda yine Marshall Rutte'yi görüyoruz. Ve Sancho yine buralarda 7. sırada. Edwards da var West Ham takımından. Oo, bu da bir sağ bek ama 4 asisti var. 22 maç oynamış. 8.0'lık tabii bunun overall'ı daha yüksek. Yani ortalama oyun olarak overall'ı yüksek 8.0. Bize Foyt 7.5. 4 asisti var. Yani
Bu da ligin en iyi sabitlerinden diyebiliriz. Ama Foyt tabii ki de gollere katkısı daha fazla. Bence daha fazla önde olması lazım. Declan Rice. O da 17 maç oynamış. 7.8'lik bir performansla 4 asistle en güçlü oyuncularda 17. sırada yer alıyor. Ve bir tecrübeli oyuncu Karim Benzema 21 maçta 4 gol 1 asist 1 golü bize. Serilere bakacak olursak 17 maçtan beri yenilmeyen bir takımız ve Wolves'te 5 maçtan beri yenilmiyor. Burnley'in de 3 maçtan beri yenilmediğini söyleyelim. West Ham'da şu an 1'de 1'lik bir galibiyet serisine başladı. Sonuçları aktarmadık. Sonuçları da aktaralım ve burada videomuzu bitirelim. Bu hafta Manchester United Watford'u 1-0 yendi. Everton 4-0 yendi. Zaten bot bir menajeri yendi. Chelsea Southampton'ı 1-0 ile geçti. Wolves Tottenham'ı 2-0 ile geçti. Burnley'de Norwich City'yi 2-0 ile geçti. Liverpool kendi evinde West Ham United'a 1-0 yenildi. Leicester City kendi evinde Manchester City'ye 1-0 yenildi. Brentford kendi evinde sürpriz bir sonuç yaparak Arsenal'ı 2-1 Arsenal maçını 2-1 kazandı. Brentford Albion ligin son sırasındaki yer alan Crystal Palace'a 5 gol attı. Biliyorsunuz ki Brentford Albion'da yani bir galibiyeti vardı. Bununla beraber ikinci galibiyetine ulaşmış oldu Brentford Albion takımı. Aston Villa'da kendi evinde Leeds United'ı 2-1 yendi diyoruz. Ve burada artık videomuz bitiyor. Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.